Sinemat'ın bir yeni bölümüyle daha karşınızdayız. Bugünkü konumuz biraz daha Serkan'a hitap eden bir konu. Bu yönetmen arkadaşlar ne yapar? Yönetmenler kimdir? Nasıl yönetmen olunur? Yönetmenler, yönetmenler, yönetmenler ve söz Serkan Bey'de. Buyurunuz efendim. Efendim merhaba öncelikle en sevdiğimiz şey konuşacağız bugün en çok istediğimiz ama bir türlü olamadığımız olamadığımız şey yönetmen olmak nereden başlayalım biliyor musun yönetmen ünvanını kim alır kim, kim kime verir? yönetmen der kim kime yönetmen denir aslında böyle bir şey yok abi yönetmenlik sette her şeyi kontrol eden adama denmez denir diyeceğim zannettin ama denmez aslında teorik olarak hemen hemen her şeyi böyle yukarıdan tarif eden bir yapısı vardır ama her şeyi yöneten adam yönetmen değildir maalesef. Olmamalıdır da zaten bilindiğinin aksine. Yönetmen kendisine verilen mesajı yani senaryoyu, duyguyu görsel ve işitsel olarak en iyi şekilde kompozite eden adamın işidir. Yani resmi çizen adamdır. Resmin nasıl çizileceğini yapan adamların hiyerarşisi görüntü yönetmeni yani ikinci adam olarak başlar. Ondan sonra alta doğru devam eder. Yani sette bulunan adamlar yönetmenin çizdiği hayali gerçek kılmakla mükellef olan tayfadır. Yani şöyle bir model yok. Yönetmen gelsin otursun o hazır mı bu hazır mı. Yani hazır mı kelimesinin sorma yetisine sahip olan adama yönetmen denmez. Aslında teorik olarak şöyle. Yönetmen makul miktarda sinemanın 5 ana esas dalını bilmelidir. Yani fikir sahibi olmalıdır. Ama o işin uzmanı kadar da bilmek zorunda değildir. Yani ışık, kurgu, efendime söyleyeyim ses, ve diğer alt ana başlıklar gibi temel 3 4 ana maddeyi biliyor olması lazım ki yani ne olduğunu en azından biliyor olmalı ki hayalinde çizdiği resmi realite ederken o işle sorumlu olan arkadaşlara gerekli direktifleri versin. Yani direktiften kastım istediği şeyin ne olduğunu teknik olarak da anlatabilsin. Bizim ülkemizde yönetmenlik biraz daha egosal bir durum. Egosantrik bir yapısı var. Yani çok cool ve havalı olduğu tanısı var ülkede. Bu özellikle de öğrencilerin de ve o yolda ilerleyen herkesin de olivi amacı aslında. Yani hani bu bazı filmlerde konu olmuştur ya böyle çok havalı cool adamlar gelir, oturur. Etrafında böyle asistanları vardır 30 tane, 40 tane. İşte herkes bu adamı pür dikkat dinler. Onun emirlerini dinler. yaptınız mı, ettiniz mi, çektiniz mi, vaktınız mı falan kestik hadi falan. Hani bu yapının dışında asıl görevi kendisine verilen mesajı son kullanıcıya yani seyirciye en iyi şekilde kendi hayalini, kendi yorumunu, kendi yönetmenlik becerilerini yani hayal gücünü aktararak iletebilen adama yönetmen denir. Bu konuda bir fikir olalım. Yani boş gezenin boş kalfası değil bunlar. <laughs> yani şey gibi değil. A gibi değil. Yani bir A havası var bu yönetmenlerde. Ben onu da anlamıyorum. Niye böyle bir havaları var peki? Bu ekonomi. Ya, ya Bu alakalı ya. bir şey galiba ya. Ben de şey birkaç sefer ben de şahit oldum. Ya yani isim vermeyeyim ve vermeyeyim değil mi şimdi başımıza yok şey şimdi boşver de ekmeğinden etmeyelim kimse? <laughs> yok etmez. Ayağını kaydırma şimdi. Ya sen. yok. Ta kaymaz tabii canım da. Ya yani ama şahit oldum, maruz da kaldım hatta çalıştığım dönemlerde çeşitli dağıt şeylerde. Ya abi geliyorlar böyle mafya babası gibiler bir de böyle bir garip tavırları var. Ya herkese azarlıyorlar mesela. Ya mesela şey var. Bir numaralı kural sert adam ol. O tertesin ya. Herkese azarlıyor mesela adam geliyor. Yerli yersin mesela. O an o bir şey mi yapıyor? Şarjı mı kuruluyor? Şarjı niye kurmadınız lan? 20 dakika geçti falan. Böyle yani anlamsızca, gereksizce bir o otoriteyi, o baskınlığı, buranın patronu benim havasını hissettirme arzusu var. İşte bu bunun yarattığı bu egosantrik durumu çok özeniyor millet. Hani hükmetme arzusu. Hani oranın tek önemli adamı nedir? Bir yapının, setin bir yönetmendir. Aslında yönetmendir evet ama söylediğim şeyler dahilinde değil. Yaptığı iş gereği en önemli adam. Çünkü resmi çizen adam odur yani. Bir ressam gibi düşünün. Durum böyle. İyi bir yönetmen olma yolunda neler yapılmalı ben biraz ona değineyim. Sadece aslında. ekrana mı bakarak olunur yönetmen? Aslında bu öyle değil. Oyunu izlemek tabii ki en büyük mesuliyeti. Bir yönetmen ne yapar? Oyunu izler. Oyunu takip eder. Kafasındakini orada yapıyorlar mı diye. Bütün görevi odur. Onun dışındaki bütün teknik detayları yönetmen yardımcısı, görüntü yönetmeni, işte birinci kameraman vesaire vesaire bunlar takip eder. Çünkü setteki en kritik adamlar kim? Üç tane adam vardır. Bir iş boktan olursa faturanın kesileceği adamlar bunlar. Birincisi görüntü, e, yönetmeni. görüntü yönetmeni. İkincisi yani yönetmen de vardır bunun içinde de ama fatura genelde en son ona patlar. Hani şey deme lüksü var. Ya ben anlattım siz beceremediniz der işin içinden bir şekilde belki sıyrılabilir ama bir numaralı topun ağzındaki adamlar kameraman, görüntü yönetmeni ve yönetmendir. Yani Sesçi mi? Ya evet hani o şundan kaynaklı olabilir. Çok inanılmaz mühim bir şey ses. Peki ses yönetmeni mi ses şefi mi? Ses yönetmeni ünvanını duymadım. Yani genelde hani altında çalıştırdığı yani bir birim gibi düşünüyorum. Niye onu. mesela görüntü yönetmeni var da ses yönetmeni yok? Çünkü görüntü yönetmeninin koordine ettiği birçok fazla dinamik ve mekanik var. Yani onun. sesçinin yok Yani mu? yönetmenlik yönetmenliğin kelime karşıtı olarak kontrol ettiği sese göre daha fazla ünite ve birim var. O yüzden hani o ünvanı daha kendisine yakın görüyoruz diye bence yanlış. Bu abi bir şahsi kanaatim yani. ya yani Sesi tabii ki asla şey yapma. Yani ses yoksa bir şey yoktur zaten. O ayrı mesele de. Görüntü hani varken sesin... ses yok o olmaz zaten artık. ya yani, yani hep aslında bir daha değersiz diye bir şey yok. Kaldım. Yani bu bir takım işi, bu bir çark. Herkes kendi işinin yönetmeni hani illa bir ünvan tanı ve bir hiyerarşik skala yaratmak gerekiyorsa hani görüntü yönetmeni biraz sesi de koordine eden ve onun çok iyi çalıştığından emin olan bir yönü de var yani o bütün birimleri kontrol eden bir yönü vardır. Işığı da kontrol eder, sesi de kontrol eder. Sanat yönetmeniyle beraber bir takım şeyleri de kontrol eder. Yani senin çizdiğin resmi yani görüntü yönetmenine anlattın ben bunu istiyorum dediğin zaman o çerçevenin içinde o çerçeveye giren her şeyi mükemmel şekilde kontrol eden adama görüntü yönetmeni deniyor aslında. Siz niye asistanlarınızı hep yazıyorsunuz? Abi asistan yani şimdi asistan kelimesi asiste eden yardım eden hani kelime etimolojik olarak. Ama bizdeki yani bizim dilimizdeki karşılığı ağzına sıçılan, ezilen hani diyorsun. Adamın ulvi amacı o yani. Biri benim ağzıma sıçsın, biri beni eziklesin ve ben dayak giyeyim modeliyle çalışan bir yapımız olduğu için asistanlık bu ülkede. Hangi işte yaptığın bir önemi yok. Hemen hemen her işte böyledir. Bu doğal bir seleksiyon. Yani asistan dayak giyip, darife körüp, küfür yiyip bol bol böyle öğreniyor işi. Peki en iyi bir iş bu yönetmenlikle dolduğu gibi yönetmen asistanı mı en iyi bu işi öğrenir? Yani evet. asistanlık yapmanın faydası var mı? Kesinlikle yani çıraklık diyelim istersen daha... Adı asistan şey bizim yani. sektörde ama çıraklık çı her şeyde ya çırak yani. usta ilişkisi var. Her şeyde oradan yür yürümek adına söyledim. Ya evet galiba bu böyle bu şey gibi. Ya şimdi ben sana yüzlerce binlerce film de seyrettirsem ya da yüzlerce binlerce kameramanı gerçekten çekerken de izlesen bir şey çekmeyi öyle yani izleyerek öğrenemezsin. Yapmak zorundasın. Hani şey gibi tavla oynamak gibi. İzlersin tavlayı nasıl oynandığını. Öğrenirsin teorik olarak ama iyi bir tavla oyuncusu olman için tavlayı oynaman lazım. Çünkü onu eline alman, kullanman, tecrübe etmen gerekir. Bu iş de böyle. O yüzden asistanların en büyük sorunu şey oluyor galiba. Ya böyle setlere geliyorlar, işte bakıyorlar yani böyle fiziksel yapıyı kontrol ediyorlar. O işte takım çalışmasını, o her şey kimin ne yaptığını falan görüyor. Ama pozisyonu gereği hemen müdahil olamıyor. Aslında şöyle bir olanak tanınmalı bence. Ya gerçi o esnada o mümkün olmuyor çünkü zaman yönetimi ve para harcandığı için. Ya kameramana sen dur şimdi şu asistan gelsin bu sahneyi çeksin denmiyor. Ama bu zaman birimi yaratılarak setlerde veya Adam, herhangi bir şeyde yani kullandırılmalı, yapılmalı ya anlatabiliyor muyum? Yani bir iki sene gittim ben işte 30 tane sette asistanlık yaptım, baktım, gördüm falan hani böyle öğrenemezsiniz film yapmayı. Filmcilik böyle bir şey değil yani sinema. yapmaz uğraşmanız lazım. Bir şey daha merakım var. Yönetmen sete geldiğinde her şeyi hazır mı bulmalı yoksa kendi hazırlanışını takip mi etmeli? Yönetmen her şey hazır bulmalı. Zaten her şeyin hazır olması gerektiği daha önceden de brife edilir ve o ortamın dinamikleri ve mekaniklerinin nasıl çalıştığını zaten o yapan adamlar bunu biliyordur. Yani bunun söylenmesine gerek olmaz. Çünkü oyuncu var, zaman var, para harcanıyor ve bunların hepsinin tamamının iyi yönetilmesi gerekiyor. Siz bu konuda çok gevşek olursanız yapımcıyla papaz olursunuz. Peki bir yönetmen olmak isteyen bir kişi için yönetmen olmak isteyen bir kişi zamanını neye göre kendi yetiştirmeye ayarlamalı? Çok güzel bir teorim var bununla ilgili. Aslında pek çok meslek dalıyla da bunu şey yapabiliriz. Yönetmen olmak isteyen bir adamın bu işle ilgili harcayacağı zaman biriminin yüzde seksenini okumaya ayırması gerekiyor. Ne okuyacak diyeceksin şimdi. Aynen. İşiyle ilgili evet bir takım teknik mesleki yazıları, makaleleri veya ünlü yönetmenlerin dinletilerini. Bunlar bir ayrı. Onlar zaten senin yapman gereken şeyler. İyi bir kompozisyon ustası, iyi bir ressam olmak için yani metafor yapıyorum burada yönetmen için iyi bir ressam olmak için örnek veriyorum. Sanat tarihi okumanız gerekir. Resim sergileri gezmeniz gerekir. Çünkü hemen aslında teorik olarak baktığında bana hak vereceksin. Aynı şey yapılıyor. Yani resim yapmakla aynı şeydir aslında yönetmenin yaptığı şey. Bizde farklı şekilde. Yani, evet, sadece durumları farklı. Kompozisyon oluşturmak aynı şeydir ressamla. Bu yetilerin geliş genişlemesi, geliştirilmesi ve hayal gücünüzün, dağarcınızın daha fazla şeye etki etmesini istiyorsanız onu geliştirebilecek şeyler okumalısınız. Her şeye ilgili. Yani sanat tarihi bir sadece şeydir. Resim, heykel, müzik, siyaset, felsefe gibi. Şimdi diyeceksin ki ne alaka? Aslında orada öğrendiğin her bilgi, yani soyut olan her şey senin her zaman normalde baktığın bir şeye bakış açını değiştirir. Bu da kadraja yansır. Yönetmenliğin bana göre asıl esas sırrı iyi bir yönetmen bence iyi bir entelektüel olmalı. Çok donanımlı olmalı. Benim her bunu... şeyi bilmek zorunda değil ama her şey hakkında fikir sahibi olmalı. Benim de buna farklı bir daha bir sorum var. İyi bir yönetmen olmak için peki çok mu çekmek lazım? Tabii ne çektiği beni alakadar etmez yani. O çekmek derken yanlış anladım. <laughs> <laughs> Gitmesin evet. yani ne çektiği. Yani elimize aldığımızı da çekmemiz lazım. Yani çok mu çekmek lazım yoksa çok mu iyi bir hayal gücüne sahip olmak lazım? İkisi de olmalı. Yani şöyle. Yani çok çok çeken mi bilir yoksa çok mu düşünen, iyi bir düşünen? Çok mu hayal eden mi? Çok çekmen yani? için ciddi bir hayal gücüne ihtiyacın var. Ya Çünkü da... aynı senaryoyla çok çekemezsin. Doğru mu? Yani aynı şeyi hayal ettiğini düşün. Kısır bir hayal döngün var. Yani belirli bir konuyla ilgili her zaman yani atıyorum karşına ne çıkarsa çıksın o konuyla ilgili sadece kafanda belirli kalıplar ve belirli sahneler oluşuyorsa sen kısırsın demektir. E, o aynı şey olunca da o aynı şeyden çok fazla çekemezsin. Bu da ne demek oluyor? Çok çekmen için çok iyi bir hayal gücünün olması gerekiyor. Yerilikçi olmak. İzin bir geçen programlarda şey dedik şimdi biz pan anlatırken çok kamera hareketlerinde saçmalamayın falan dedik ama şimdi değişik bir şeyleri keşfetmek ve değişik bir hareket uygulamak falan abartarak bunlar yenilikçi olmak bir yönetmene bir artı katar mı? Yani teorik bilgi de kendisine kesinlikle katar ama deneysellik bazı yapılarda maalesef uygulanamayacak bir alınamayacak bir risktir özür dilerim düzeltiyorum. Yani elinde bir senaryo olduğunu düşün, bir drama çekiyorsun, belirli koşullar sağlanmış ve hani yapman gereken bir şey var. Şimdi burada yapman gereken normların dışında, ya dur ben şunu şöyle yapayım diyebileceğin yani deneysel hareket edebileceğin bir yer olmaz o ortam. Yani o deneyselliğini gayri ciddi işlerde kullanmalı, orada test edip normlarını görmen gerekir. Yani şunu toplayacak olursak aklına bir şey geldi mesela. Hiç olmayan bir şey. Bir kamera hareketi yapmak istiyorsun. Bir görüntü elde etmek istiyorsun. Al abi git eline şeyi kafandaki neyse. Çek onu gel eve otur. Ne yaptığına bak. Gör. Ne etki ettiğine gör. Yani kendin önce bir tatmin ol. Yani deneysellik Aklına gelince sinemada hemen uygulanabilecek bir şey değil. Önce onu senin kendine yedirmen, onu bir normaline getirmen ve sonra en önemli işte yöne, seni yönetmen yapan şey odur. Ben bir şey uydu, uydurdum demeyeyim de buldum ve bu örnek veriyorum Oğuz modelidir. Ben bunun ismini Oğuz modeli koydum. Oğuz tekniği koydum. Oğuz kamera hareketi koydum. Literatüre bir şey geçirmekten bahsediyorum. Bu bir zaman ciddi bir araştırma, geliştirme ve uygulama periyodunun sonucunda olabilecek bir şey. Aklına kamerayı böyle 8 çizdireyim, dur bu sahneyi de böyle çizeyim diye bir şey yapılmaz. Yani deneysellik, ön hazırlık, ARGE çalışması gerektiren bir şey. Bir merakım daha var. Niye yönetmen setin en pahalı kaşeli adamıdır? E sence niye? Düşünsene ya. Peki yönetmen olmadan görüntü yönetmeni de aynı işi yürütemez mi? Yürütemez. Çünkü az önce söylediğim bir şey var. Bak burada ikiye ayırıyoruz. Biri bir şeyin ne olacağını organize eden adam, hayal eden adam, sana ne yapacağını söyleyen adam. Biri de onu yapan adam, gerçek kılan adam. Şimdi bu olmadan bu adam ne yapacak? Neyi realize edecek sana? E sen, sen diyeceksin ki görüntü yönetmenin yönetmen kadar hayal gücü yok mu? Durumuna geleceğiz o zaman. Yönetmenin görevi o işte. Size bir şeyin nasıl hayal edileceğini, nasıl çekileceğini, nasıl daha kendi dünyasında bunun gerçekçi olacağını anlatan adamdır yönetmen. İşte ben bu yüzden bunu ayırdım hep. Yani yönetmen hayal eden adamdır. O yüzden hayal etme çok zor iştir hayal edebilmen için, daha fazla düşünebilmek için çok donanımlı bir adam olman lazım. İşte iyi yönetmen lafının altını bunlar dolduruyor. E böyle olunca da az önceki sorunun cevabı çıkıyor. Peki teknik ekip bana hakim olmalı mı? Kesinlikle. Tüm teknik ekip. Az önceki söylediğim gibi bakın her şeyin bokunu çıkaracak kadar bilmek zorunda değil. Böyle bir norm yok yani. Mesela bir ışık gelmesi gerekiyor. O ışığın markasının ne özellikli olsun. Hayır. Bunlarla hiç ilgilenmez bile. O sadece o ne istediğini söyler. Ya ben buraya böyle bir ışık hayal ettim der. Işıkçı ister onu A markasıyla yapar, ister B markasıyla yapar veya yani ışık şey yönetmen tutup şurada şey demez. Arkadaşlar şimdi şuradaki planımızda 4700 Kelvin arkaya düşürelim. Buradan durumu sıcakla böyle bir şey olmaz. O sadece hayal ettiği şeyi anlatır teknik olarak. Yani ve izah eder veya minvallerini gösterir, anlatır. Mini toplantılar olur. Onun görevi de o aldığı brief'i, o hayal, o sahneyi kendi yetileriyle ve elindeki envanteriyle realize eder. Yani ama bunları bilmesine gerek yok derken nasıl ışık kurulur? Işık nerede önemlidir? Hani neyi dramatize eder, neyi aktive eder? İşte atıyorum renklerin karşılıkları nedir gibi temel teorik şeyleri bilmek zorundadır. Bir yani soru. yönetmen olmak zordur. İşte son soru da zaten oraya geleceğim. Peki herkes hayali, en tap diyoruz ya yönetmen. Herkesin hayali yönetmen olmalım. Yani yönetmen olmak olmalı mı? Ya. Yoksa iyi bir görüntü yönetmeni olmak, iyi bir sesçi olmak, iyi bir ışıkçı olmak yani herkes mi yönetmen olmayı hayal etmeli ya da herkes yoksa elindeki mesleğin en iyisini olmayı mı hayal etmeli? İşte bu az önceki söylediğim şey gibi siz bu işte yola çıkarken bu bahsettiğim egosantrik durumu aşarsanız aslında o yapının içindeki herkes yönetmen kadar değerlidir. Siz bir ünvana bir title'a takılmayın. Yani bu sizi daha iyi bir marka haline getirmez. Yani ben bu yapının yönetmeniydim. E, e ben de bu yapının görüntü yönetmeniydim. E ben de bu yapımın ışıkçısıydım. Yani şey olmuyor mu? Yani biri olmadan biri olmuyor. Onu demeye çalışıyorum. Yani bu takıntılı bir durum haline gelmesi gereken bir şey değil. Yani mesela sinema okullarındaki herkes ben yönetmen olmak istiyorum. Yani şundan dolayı istiyor. İşte çok öyle bir havası var. E, yani. Evet yani bir öyle bir kült bir durum olmuş bu ülkede. Yani dünyada hani böyle. bir de dünyada da şey ya yani şimdi mesela adam gidiyor ki kendine mesela öğrenci tamam mı? E ben diyor mezun olunca öyle bir film yapacağım ki diyor Nolan gibi bir herif. Ol. Ya şimdi Nolan çok uç bir örnek. Anlatabiliyor muyum? Ya ki Nolan'ın da biyografik şeyine baktığında herif de tutmuş keyfi taşımış yani. Ya kimse anasının karnından bu böyle ilahi vahiy gibi gelip bu yetilerle burada olmuyor yani. zaman yani. biz de şunu diyoruz. Yani sen Set teknik görmen olarak... görmen lazım. Ya evet git bir bak tecrübe et mesela de ki bu... Olabiliyor mu? Olabilecek Gibi. Var mı? Ya da sende o kapasite var mı ya da gibi, o hayal gücü var mı? Aynen sen kendinde bunu görüyor olabilirsin. Zaten bir numaralı kural odur ne işi yaparsan yap. Ben bu işin erbabıyım. Ya da başkasının hayalini paylaşabiliyor musun? Gibi ya da şunu şöyle az önce şunu diyecektim. Sen sen ne iş yaparsan yap. Önce sen kendine şunu demen lazım. Birinin sana onu demesinden önce. Ben bu işi yapıyorum. Ben bu işin erbabıyım demen lazım. Kendine söyleyebilmen lazım. Ben çok iyi sesçiyim. Ben çok iyi ışıkçıyım. Ama gelecekte iyi de bir yönetmen olabilirim. Olabilirim. Değişelim. Bu zaten şey değil yani ses sesçi olunca oradan artık ömür boyu başka bir yere geçemiyorsun diye bir durum yok. Yani sen kendine inandır. Önce hem ruhsal mental olarak hem de teknik olarak neye yatkın olduğuna karar ver. Bir ölç tart biç kendini. Hemen git her şeye elini at. Bir bak bir şeyin sevdalısı ol. Hangisinde yeterliliğin oransal olarak yükselse o kanala yönel. Yani görüntü yönetmeni olan bir adam yönetmenden daha mı az değerli bir adam? kesinlikle değil bu bizim oluşturduğumuz bir tabu o yüzden yönetmenlik çok Maç da bir şey. Yani o patronaj havası vardı ya konuşmamızın başında. O gelir imparator gibi. Havası çok büyüktür. Bir de bunlar acayip para götürüyor. Çevre de çok. Oha bunlar böyle yiyorlar, içiyorlar falan. Öyle bir şey yok abi. Yani <laughs> her zaman sen o bahsettiğim takım arkadaşlarına muhtaçsın. Sen iyi bir yönetmen olduğun zaman şöyle bir durum da oluyor. İyi bir yönetmen iyi bir ekiple çalışmak ister. İşinin en iyileriyle çalışmak ister her zaman. Bulabildiği, uzanabildiği, sahip olabildiği en iyi kadroyu kurmak ister. İşte o en iyileri seçerken... Bil ki o en iyi dediğin adam da senin kadar iyidir. Buradaki ayrımı yapmak çok önemli. Sonuç olarak iyi yönetmen olmak, çok okumak, çok ciddi şekilde çalışmak, emek vermek her işte olduğu gibi bunlar hani sadece yönetmenliğe esas değil. Ama e, buna, bu benim koyduğum tanı. İsterseniz buna negatif bir yorum da yapabilirsiniz veya katılmıyorum, böyle değil de diyebilirsiniz. Bana göre iyi bir yönetmen ciddi bir entelektüeldir. O zaman ben izleyicilerimizden gelen bir soruyla bölümü kapatmak istiyorum. Lütfen bir filmin tanıtımında fragman mı daha çok etkili yoksa film afişleri mi etkili? Bazen oyuncuların görselleri bazen de sadece bir obje kullanılıyor. Bu konu hakkında senin düşüncelerini soruyor. Teşekkür ederim kendisine. Şöyle cevap verebilirim. Aslında bir ikisi de birbirinden bağımsız olmaz. Sonuçta filmin biliyorsunuz iş bittikten sonra en önemli kısım dağıtım ve pazarlama kısmıdır. Yani filminizin satmanız gerekir artık o aşamadan sonra. Bunu sağlamanız için de belirli reklam argümanları kullanmanız gerekir. Fragman teknik olarak filmin görüntüsel sinopsisi gibi yani senaryo sinopsisi gibi bir şeydir. Yani tanıtıcı şat, birkaç şatın bir araya geldiği tadımlık bir şeydir. Bu daha efektiftir aslında. Bakın af afiş olmasın demiyorum. Daha efektiftir çünkü görsel bir doneyi bir takipçi daha fazla esas alır. Yani real bir şeyi bakıp fikir sahibi olmaktan daha çok hoşlanır. Afiş kısmına gelecek olursak bir obje veya oyuncunun kendisini kullanılması durumu şöyle ikiye ayrılabilir. Eğer kastınızda dünya markası bir adam kullanıyorsanız ve senaryo tamamen onun üzerine kurulu bir yapısı varsa yani futbol terimiyle santraforunuz, yıldız oyuncunuz oysa genelde öyle yaparlar veya bunun sayısı birden fazlaysa. Ama senaryonun çok önemli bir kısmı bir objeye temas ediyorsa örnek veriyorum bir gizem filmi var fantezik bir film var. İşte örnek veriyorum orada bir tavşan heykeli var. 90 metre veya 120 dakikalık bütün metraj boyunca o emare sürekli her filmin her tarafında varsa yani seyircinin gözüne sokulan bir durum ve bir anlam ifade ediyorsa bir materyal obje herhangi bir şey olabilir. Evet onu kullanmayı tercih ederler çünkü izlemediğiniz için afişte direkt öyle bir objeyi veya materyal gördüğünüzde bir şaşırırsınız ya bu ne demek ne anlama geliyor gibi. Hani merak uyandırmak anlamında kullanılır. Ama ikisi de eş zamanlı yapılır. Çünkü afişin kullanıldığı dijital medya tarafı ve basılı masaüstü yayıncılık dediğimiz kısımlardaki yerleri ayrı. Fragmanın kullanıldığı alan aynı. Ama benim hani daha çok böyle gördüğüm, gözlemlediğim ve daha efektif olduğuna kanaat getirdiğim yer gerçekten fragman kısmı galiba. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek o üzere. O zaman görüşmek üzere.